Bugün çok neşeli ve çok mükemmel bir konuğum var. Tahmin ettiniz zaten kim olduğunu. Evet, Cem Yılmaz bizimle birlikte yine ne yapsak da. Merhabalar efendim. Merhaba. Bu sefer tabii ne kara komikleri konuşacağız, ne Erşen Kınarı'yı konuşacağız ve ilk defa teke tekiz Cem Eyvah. Bey. Çünkü Tamam. hep siz birlikte ve ben tektim. Bu sefer Yalnız geldiğimi evet. zannediyorsun değil mi? Bülent falan diye. Çok güzel bir sohbetti. Çok ben onun için hem ekran başındaki herkese bir selam hem de bir teşekkür borçluyuz. Yani seninle yaptığımız röportaj çok eğlenceli. Ekipçe en mutlu olduğumuz röportajlardan biri. Sağ Evet, ben de olasın. çok mutluyum çünkü en güzel röportajı bana vermiştiniz ve dev kadroydu zaten, Evet. inanılmazdı. Ben Ama onlarla sonra görüşmedim hiç. Yani gerçekten hani birbirimizi taltif etmek için, övmek için değil. Yani çok kıymetli arkadaşlarımdı. O gün de bir kutlama anıydı. Onun evet. için çok neşeliydik. Sonra hepimizin işlerinden dolayı tatil devreye girdi. Çok uzun zamandır da görüşmüyoruz. Bazılarımız özleştik yani. Evet, Seninle gizli gizli buluştuk ama değil mi? evet, onlardan habersiz. Tabii önce geçen yılı bir gidelim isterseniz. Sonra Tabii. zaten biraz sanat konuşalım istiyoruz. Ben Tabii benimle bugün. Allah Allah. Okey. Neden olmasın? Ama sizin gibi hem çok yönlü bir sanatçı hem de sanatın alıcısınızsınız da bir taraftan. Evet. Koleksiyon yapıyorsunuz, NFT'ye girdiniz. Sizinle konuşmayacağız da kiminle konuşacağız? Onu da öncelikle söyleyeyim. Benim de aklıma hiçbir isim gelmedi bak çok yönlü deyince. Yani var öyle sanatçılar da çoğu ya aramızda değil ya öldüler. Da Vinci'ler falan yani bugün bulmak çok zor. Aynı ayarda. Ama inanın benim aklımda da çok yönlü deyince zaten direkt o şeye doğru, o master şeflere doğru gidiyor zaten olay. Ama geçen yıl bu zamanlar siz tabii bu kadar sıcaklarda, ben onu hatırlıyorum, Erşen Kınarı ile ilgili röportajda çok sıcak Evet, evet. olduğunu, gece çekim yaptığınızı Evet, hatırlıyorum. O neredeyse yandan Londra da. kadar sıcaktı setimiz. Vallahi geçen sene yalnızca sıcaklar değil, yani bütün yazı sarışın olarak geçirmek de çok yani yıpratıcıydı doğrusu. Yani belki izleyenler bilmeyebilir, ben doğal sarışın değilim. Dolayısıyla çok zorlandığım bir yazdı. Ve yani tamamı böyle yani 18-20 aya yayılmış bir çalışmaydı o. Güzel güzel neticelendi. Böyle hani 6 saatlik bir şey çıkarmış olmak ki bizim yani çalışma yöntemimizde bu formatta bir şey pek yok. Alış ekibi yani bütün kamera arkası ekip için söylüyorum. Altından güzel kalktığımızı düşünüyorum. Biraz fazla izlendi. Evet, En biraz. büyük kusuru o. Yani gereğinden fazla izlenmek diye bir şey vardır. İnsanın yani başına tatlı tatlı dertler açan şeylerden bir tanesi. Ama totalde baktığınız zaman ben çok mutluyum. Yelpaze ne kadar geniş olursa o kadar eğlenceli şeyler duyuyorsunuz tabii. Evet. Tabii bu yaz ne yaptığınızı da sormak istiyorum. Tatil yapıyorsunuz biliyorum, Valla görüyorum arada ama hani yine vardır sizde alışmadığım için proje. yani ben geçen sene çok yorulmuştum gerçekten. Biraz tatil yapmayı arzuladım ama ya bünye alışmamış. Yani böyle bir 20 gün falan tatil yaptıktan sonra tekrar bu sonbaharda çekeceğimiz film için çalışmaya başladım. Ekim ayına kadar yani Ekim ayında sete çıkmayı planlıyorum. Onun yazı çizi işleri biraz böyle Erşen Kuneri gibi fazla böyle şenlikli, şakraklı, şakraklı ama Bülent var. Projede Bülent var. Yani böyle çok böyle bir festival havası değil, biraz dramatik bir şey olduğu için de yani şaka gibi gelmesin. Yani karikatür çizerken ben büyük abilerimizden de gördüğüm, kendini de içine düştüğüm bir hal vardır. Bir mimik çizerken, bir yüz ifadesi çizerken çizer bazen farkında olmadan yüz ifadesine bürünür. Yani kızgın bir şey, hani gözlerini kısmış bir adam çizerken birden gözü falan kısılır çizenin. Böyle garip bir şey gözlemim var. Bunda da aynı şey oluyor. Yani eğlenceli karakterlerle aşırı neşir olarak yani, ya yazmak gene çileli bir iş ama bu sefer böyle dramatik biraz böyle gelgit duygularla uğraştığım için kendim de birazcık sıkıntı çekiyorum doğrusu. Yani o adamların, o kadınların yazdığın şeylerin derdini çekiyorsun. Kendimi şöyle avutuyorum. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Güzel şeyler ortaya yani sonunda ben ve arkadaşlarım ve
benim hedef kitlem mutlu olduğu zaman ben işimi yapmış olarak addediyorum. Bir de dediğim gibi yani çilesi hakikaten pek kimseyi ilgilendiren bir şey değil. Bakmayın arada bir işte ya bizim de işimiz zor diye arada bir anlatarak takdir toplamaya çalışıyoruz. Yani çocuksu bir tarafı var işin. Yani beğeni toplamak gibi. Ama bir yandan da söylemek istediğim bir şey içine doğuyor. Diyorsun ki ben böyle bir hikaye anlatmak istiyorum. Bunun şöyle bir mistik de bir yanı var. Yani engelleyemiyorsunuz. Yani niye halıcı bir adamı uzaylılar kaçırıyor? Neden başka bir gezegende alev topunu durduruyorum? Neden gözleri benim kadar iyi görmeyen bir arkadaşımla Çanakkale'ye turneye gidiyorum? Ben bunları bilmediğim gibi şu sıralarda uğraştığım adamla da niye uğraşıyorum bilmiyorum. Böyle öyle geliyor yani. Bir uğraş. Ama bir taraftan da keyifli de bir yaz. Tüm bu yazı çizi işleriyle uğraşmak hani sıkıntılı ama ondan keyif aldığınızda yüzünüzden okunuyor başka bence. Başka bir uğraşım yok. Yani benim dediğiniz gibi yani zevk aldığım şey bu. Herhalde birazcık çileden hoşlanıyoruz gibi bir durum var. Tabii hep yani ortaya bir eser çıkarmak, bir şey yani üzerine konuşabileceğimiz hepimizin fikir yürüteceği bir duygu yaratmak peşindeyim ben. Çocukluğumdan beri böyle.